Efendim herkese merhabalar. Üçgen Pressing Dikdörtgen Masa programına hoş geldiniz. Yuvarlak masalar konuşulur hep ama bizim başımız dikdörtgen olarak bu konuşuyoruz. Bu şey gibi oldu biraz daha böyle 20 saniyede 30 saniyede soruların cevaplandığı bir program. Şey, yine tarz programları da vardı böyle. Bir tane şey vardı. Neydi Jülide o? Jülide Ateş'in programı var işte. Jülide şimdi. Ateş'in vardı. Asıl şey vardı böyle bir gündem değerlendirmesi yaptıkları. Şey o Halk TV ilk kurulduğu zamanki şeyi müdürü olan Hakan mıydı? Hakan bir şey. Bilmiyorum da. Onun böyle bir olduğu böyle bir şöyle tam böyle kaçtı. Bizim 24 TV'de de var ya. Var canım şey. Mesela ilk böyle şey kırmızı koltuk vardı. Star televizyonunda. Aslında bu karşılıklı konsept galiba futbol dünyasına Fuat Aktağ, Mehmet Demirkol'la daha çok girmiş olabilir ya. Yani bu kadar yakın çünkü spor üçlü vardı. Servisi. Üçlü vardı şey 90'daki. Ama şey tam yani böyle. Evet bu şekilde. İkili konuşma, tartışma, değerlendirme. Evet. Nereden nereye geldik? Nasıl ne değerlendireceğiz? Zaten şöyle bilmiyorum. Bak istiyorsan başlık başlık gidelim. Hiç maç maç gitmeyelim zaten. İyi ilk başlığımı salayım mı? Sal. Beşiktaş neden bu kadar çok sakatlık problemi yaşıyor? Yani demek ki bir iyi çalışmıyorlar. İki iyi dinlenmiyorlar. Üç antrenman problemi var. 4 zeminde problem var. 5 rakiplerin sertliği. 6'ya artık zaten daha ne gel hava soğuğu falan. Yani bir sürü bunun tek bir tane neden olmaz. Ya bir oyuncu grubu içerisinde belli başlı oyuncuların bunu yaşayıp diğer oyuncu grubu içerisinde yani sağlıklı kalan oyuncu grubu içerisinde bu sakatlıkların yanından kıyısından geçmeyen isimler de var. Keza Atiba, keza Josef de Souza. Atiba sakat şimdi. Geçen sezon özelinden başlayıp buraya kadar daha iyi bakıyorlar kendilerine. Atiba çok iyi bakıyor. Atiba bu yaşta o yüzden oynayabiliyor. İşte Stefano ile röportaj yapmıştık. Geçen sezon sonunda 5 yaş şampiyon olduğunda. Biz Stefano ile röportaj yaptık. Ne demişti? Atiba antrenman saatinden önce geliyor. Kendi özel çalışması var. Onu yapıyor. Antrenman bitiyor. Yine kendi özel çalışması var. Zaman zaman kendi özel çalış, hani antrenörüyle de çalıştığı oluyor. Kendi özel çalışması var. Bizim antrenman bittikten sonra kendisi yine çalışıyor. Şimdi böyle bir insan daha az sakatlanır. Josef de Souza. Yani Fenerbahçe'de olduğundan çok daha güçlü. Fenerbahçe güzelimden çok daha güçlü. Çok daha iyi bakıyor kendisine. Çok daha iyi yaşıyor demek ki. Çok daha profesyonel yaşıyor demek ki. O zaman daha az sakatlanmasın değil ama daha az sakatlanırsın. Ya da zeminin kötülüğü seni daha az etkiler. Ya da antrenman programında bir sıkıntı varsa seni daha az etkiler. Etkilemez değil. Ama daha az etkiler. Mehmet Topal. Öyle ya da böyle. O da çok zor sakatlanan bir hani. Ama sakatlandı tam sakatlandırdı o hani. Onun yine öyle uzun oldu. Soluklu. Evet hep uzun soluklu. Yine öyle oldu. Yani bunlar zaten hani genel şeyler. Ama daha böyle çok böyle bonus. Mesela Necip de çok uzunlardan sonra ilk defa böyle sakatlandı. Bunlarda demek böyle bir şey olduğu zaman demek ki yani Necip kendisine kötü bakmıyordur. Hiç zannetmiyorum. Ama ya işte zeminle alakalıdır. Ya antrenman programı ya işte darbeye dayalıdır. Mesela bir dönem Galatasaray'da çok fazla sakatlıklar vardı. Hepsi darbeye dayalıydı. Hepsi darbeye dayalı. Bir dönem yine Galatasaray'da bir 5 yaşta çok ciddi sakatlıklar vardı. İşte herkes antrenman zemine sahasına ki Ümraniye'nin zemini zaten hep tartışılır. Tartışılır ama işte kim dedi sen mi dedin? Yok başka birisi dedi. Tümer Metin TV'de yayındayken valla biz oynadığımız dönemde hiç problem yoktu. Demiş. Yani ama ben dönem denen sonuçta hani bu catering işinde de böyledir ya catering işiyle birlikte daha doğrusu yönetimler değiştikçe bazı alt baremde çalıştığın firmalar ve değişir. Taşeronlar da değişir. O taşeronlar değiştikçe de kalite de değişir. Yani belki olabilir. Beşiktaş, yani Tümer Metin dönemindeki Beşiktaş'la bu dönemki Beşiktaş'ın çalıştığı firmalar arasındaki fark vardır. O zemin kalitesini de etkiliyordur. O yüzden ki ben sana hani hani özel sohbetlerimizde stat zeminiyle alakalı problemi söyledim. Stat zemini hava almıyor. Şeyde burada da mı burada söyledim? Üçgen Pesik'te söyledin. O kadar niye nerede konuştuğumu unuttum ki. Yani zemin hava almıyor. O yüzden de zaten zeminin kalitesi bozuluyor denmişti. Yani çok normal böyle şeyler. Ama işte bunu Arsenal yaşamıyor. Yani nesi normal? Hani yaşamıyor. Adam yaşıyor mu? Ama orada ligin verdiği işte, Almanya Bundesliga yaşıyor mu? Standart var. O standart tamam, uymadığı zaman. Tamam abi yapsın. TFF'nin işine. Ben mi yapayım o standardı? Sen mi yapacaksın? Standart mı vereceğiz? Zaten sen ben yapayım. Biz en fazla ikili ilişkilerimize standart bekliyoruz. Var ya ünlüler şey yapıyor. Standardım yüksek bir insanın. Öyle bana hitap edecek olan kişi de öyle bir standart olmalı falan mı diyeceğiz? Yok ya yani standart ben onlar verecek, TFF verecek. İhale yapmak kolay. Dünyanın kolay işi ihale yapmak. Bana verin ben de yapayım onu. O bir sorun değil yani ihale yapmak. Şu an sanki ben yapmışım da sorun Allah. Benmişim gibi kardeşim bana yüklendi. Standart ne ya? Benim sorun belirli, buydu. Belirli Beşiktaş'la ilgili sorun buydu ama oyun olarak Beşiktaş'ın hala kötü olduğunu düşünmüyorum. Ya şöyle Beşiktaş'ın sorunu
alternatif olarak transfer etti, yani rotasyon olarak transfer etti oyuncuların. Ben zaten bu düşüncedeyim. Bir tek Salih konusu şu anda sürpriz. Yani 5 yaşın mevcut oyununun gücüne erişebilecek oyuncular olmaması. Gökhan Töre öyleydi. Gökhan Töre geçen sene ne verdi ki bu sene? Herkes bekliyor. Bir Altay maçıyla beraber herkes bir Gökhan Töre. Aa nasıl böyle yapar? Adam farklı bir şey yapmadı ki geçen sene. Yani bir tane gol attı diye, iki tane gol attı diye herkes onları unuttu. Kenan Karaman, yani temposu olan bir oyuncu değil. 5 yaşın daha farklı bir oyunu oynayacağı zaman kullanacağı bir oyuncu. Kenan Karaman 5 yaşın yüksek temposunu oynayabileceği bir oyuncu. Yani o oyunu oynayacak olan bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Değişir mi bilemem. Salih, şu anda Alanya Spor'daki Salih değil. Hani forma değişince, hani Cagna zamanında da bunu konuşmuştuk ya. Giydiğin forma değişince. Tabii sorumluluk değişiyor. Sorumluluk değişiyor. Verilen ve alınan sorumluluk değişiyor. Bir de formaya yapılan baskı da artıyor. Tabii. O baskı da her şeyi belirliyor aslında. Beşiktaş'ın hani o işte o anlamda bir sıkıntısı var. Yani işte alternatif olarak işte Enkudu, Larin, hani onlar şey, Enkudu sakatlandı. Antrenmanda sakatlandı hani sonuçta. Bir de 5 yaşın ne olursa olsun zaten. Gerçi şimdi Serdar bence artık stoper rotasyon problemini bitirdi. Çok rahatlıkla forma giyebilir. Yani hata yapacak, gol yedirecek falan onlar apayrı mevzu ama bence çok rahatlıkla 5 yaşın lig rotasyonunda yer alabilecek olan bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde zaten oynadı. Ben şeye baktım sadece, oradaki kıyasım şu. Ben hani kriz anlarında stoperleri şimdi oyunun içine atmaya başladı teknik adamlar. Fatih Terim, Ozan Kabak döneminde de bunu gördük. Hı hı. Ozan sahaya atıldığı zaman fizik olarak, bak hata yapmıyordu demiyorum, fizik olarak rakibine diş gösterebiliyordu. Evet. Bu noktada Serdar çizdiği grafikle en azından bu hafta içindeki maçta onu gösteremedi. Ben o noktada zaten... Serdar'a biraz hani... Ozan'a da mesafeliydim. Ben ya zaten kriz anlarında gençlerin oyuna atılmasından çok... Aynen. Sen çok, almazsın. Evet. Ya, ama almıyorum yani. Bir hani geçiş dönemi olması lazım. Liverpool'daki gibi. Yani U13, yani onların oynadığı sikletler, kupa sayısı, maç sayısı çok daha fazla. Deneme yapabilecekleri çok fazla alan var ama sende de var. Sen de kullanabilirsin. Kullanmayı tercih etmiyorsun. Bu noktada mesela fizik olarak ben Serdar'ın hani başlangıç ama seviyesinde çok beğenen bir adam değil. Altyapı sorunu işte zaten bu. Yani Ajax maçı 5 yaşında herkes, hani tabii ki gençlerimizin, yani Mete Delim oyun, hani 5 yaşın tamam hani işte onurlu oynadı ya vesaire. Fetişizme dönüşmesin. Ya hayır, onurlu oynadı 5 yaş tamam ama baş bitti. 5 yaş çok pozisyon verdi o maçta. Neden verdi? Onu düşünmemiz lazım. 2 yani Ajax'ın da genç oyuncusu var. Ajax'ın ben medyasını hani aferin çocuklar sizde onur duyduk, gurur duyduk, hani onurlu oyun oynadınız falan diye zannetmiyorum. Ajax'ın 20 yaşındaki oyuncusunun 7. o 8. Şampiyonlar Ligi maçı. İşte ligde bilmem kaç tane maça çıkmış. Biz şans eseri oynatıyoruz. Sergen Yalçın şans eseri oynatabiliyor. Öyle bir iklim yok ki oynatabileceği. Vitor Pereira Muhammed'le oynadığı 2 maçta, Arda'yla oynadığı 2 maçta kaybetse Muhammed Arda mı konuşulurdu? Vitor Pereira'nın daha bu çocukları attığın gibi falan mı konuşulurdu? Eğer... Sergen Yalçın, Fatih Terim, sevelim sevmeyelim, eleştirelim eleştirmeyelim. Bu insanlara sen ne kadar hareket alanı veriyorsun ki onlar bu çocuklara, Serdar geliyor dediğin gibi. Ya onun zaten hazır gelmesi lazım bir şey. Sergen Yalçın anlattı onu. Hazır gelmesi lazım her şeyde. Sergen Yalçın'ın basın toplantısında alttan gelen oyuncu isimlerinden hatırlamıyor oluşu da bende biraz soru işareti yarattı. Ozlar zaten apar topar çağırdı. Yok yani Nohav'ındaki oyuncuların kim olduğuna dair bir fikrim. Onlar Nohav'daki oyuncular değil. Onlar Nohav'daki oyuncular zaten sezon başından beri söylüyor. Can var, Serdar var. Zaten bu ikisinin üzerinde duruyor şu anda bu sene. Bu sene üzerinde durdu. İki tane oyuncu bu. Kaldı ki geçen sene Rıdvan'la Ersin, bu sene de şayet Serdar'ı dahil ederse iki jenerasyonda 3 oyuncu öpüp başına koy zaten. Bunu zaten yani şey değil ki, istatistik olarak zaten 3 jenerasyonda 1-2 tane oyuncu koyarsın en fazla altyapıdan A takımına. Bu zaten daha fazlasını koyamazsın. Bazen hatta daha da artabilir bu istatistik. Ama bütün mevzu şu, bu adamlara hareket alanı verecek misin, vermeyecek misin? Vermiyorsun. Yani genci değerlendirmesi için vermiyorsun, hata yapması için, teknik direktör olarak hata yapması için zaman vermiyorsun, imkan vermiyorsun, sınırı vermiyorsun. Hiçbir şekilde vermiyorsun. Fatih Terim 3 tane maç, 4 tane maç kazanamadı. O bile değil mi, en çok krizi olan adam diyorsun bu dünya üzerinde, takımı gözünde. O bile falan oluyor. Sergen Yalçın bilmiyorum 3 maç sonra böyle tefe konacağını. Vitor Pereira adam geldi tecrübeli. Biliyor 2-3 maç kaybetsin. Bu Arda'lar, bu Muhammed'den bir beraber kalıyor. Muhammed orada oynamaz, Ferdi orada oynamaz. Daha sezon başlamadan Fenerbahçe üçlü mü oynar? Niye oynamasın abi? Yani
Hepsinin iki gözü, bir burnu, iki tane kolu var, iki tane delik var. Bu arada ben Vitor Pereira'nın aldığı her kararı tutar tutmaz beğenirsiniz beğenmezsiniz ama ben yaratıcı buluyorum. Bir şey deniyor adam yani, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yeni bir şeyler üretmeye çalışıyor. Fenerbahçe'de yeni bir şeyler, çok eski şeyler ama yeni şeyler üretmeye çalışıyor. Seninle konuştuğumuz konu aslında sonuç alma futbolu oynuyor. Yani ligde aslında bunu yapan iki teknik adam var şu an. Üç teknik adam var ya da üç takım var demek daha doğru. Üç takım. Konya, Altay, Fenerbahçe. 3 takım sadece sonuç odaklı, basit, rakibe dayalı futbol oynuyor. Altay gümbür gümbür gidiyor işte. Hem bu arada Altay zaten ligde kalacak puanı topladı. Ya tabii canım yani. Yani bir 10 puan daha toplasın. Bir 10-12 puan daha toplasın. Tamam zaten yani ligde artık düşmemeyi, oynamayı garantiler. 3 galibiyet. Yani şu an Altay'ın olduğu konumda 3 galibiyet ligde oynamama noktasında seni rahatlatır. 4. ve ya da şöyle söyleyeyim 9'un üstüne koyduğun dediğin gibi 12 puan ligde, totalde 12 puan ligde. Garantilersin artık. Garantilersin. Ondan sonra ligde sıralamayı üst yukarı ya. Fatih Mustafa Hoca bu ligin her bir haltını biliyor yani şimdi. Bekını diyecektim ama şimdi. Demeyeyim dedim orada. Bu arada Konya'ya da bir transfer bak. Doğru yapılmış bir ya da iki transfer takımın çehresini değiştirdi ve Serdar'ın mesela ligde daha farklı bir rolünü görüyorsun. Aynen, şu an. Değil mi? Yani Serdar şu an bir kanat oyuncusundan daha çok hani zaman zaman kanattan oyun kuran 10 numara, zaman zaman kanattan forveti tamamlayan ve yıllardır beklemekten görmek istediğimiz ama göremediğimiz o kanat forvet destekçisi işte Larin'den gördüğümüz yerlilerin oldu ve çok da iyi iş yapıyor. Kasımpaşa maçı çok farklı dinamikleri vardı Konya için ama bu hafta belki de futbol seyir zevkini en üst seviyeye çıkartan maç oldu. Aynen öyle. Yani keza Trabzonspor için de aynı şeyi söylemek lazım. Bireysel performanslar artıyor işte bu sayede. Yani yeni bir şey, değişik bir şey denediğiniz zaman işte ne bileyim bir oyun oynamaya çalıştığınız zaman bir bireysel performanslar değişiyor ama birçok teknik adam hala aynı terende devam ediyor. O yüzden de bireysel mesela Karagümrük çok tıkandı. Bak sana daha sezon başından beri söylüyorum Karagümrük bu sene geçen seneki şeyinde değil diye. Karagümrük tıkanıyor sürekli. Onlar mesela kadroyla alakalı. Ahmet Musa'yı nasıl kullanacaklarını bilemediler. Yani bu seneye Karagümrük'ün transferlerinde ben İtalyan teknik adamın ne kadar dahli var bilmiyorum. Yani daha şöyle bilmiyorum yani emin değilim anlamında. Ne kadar dahli var emin değilim. Yani çok dahli varmış gibi gelmiyor bana. Çok onun oynatacağı oyuncuları çok alınmadı. Hala onun oyununu oynayan oyuncular geçen seneki oyuncular. Açıkçası. İşte Caner iki maç tuttu kendini sonra hop bir tane ortası gol oldu diye haydi bakalım başladı yine. Muhtemelen hoca da dayanamayacak kesecek ama kesince ne olacak? Kesince ne olacak yönetimden falan bilmiyorum onları. Yani o yüzden işte ülkenin futbolunun bütün dinamikleri o kadar saçma ki. O yüzden de her ama şey saçma sapan ilerliyor. Yani Karagümrük geçen sene daha doğrusu Karagümrük buraya gelirken ki strateji ligde devam ediyor olsa 14 yabancılı oyun ve o serbesteyle yola devam ediliyorsa belki Karagümrük ama bak, böyle çıkamayacaktı. Monterrey'i tebrik etmek lazım. Geldi 2-3 tane mevki oyuncu değiştirdi. Birkaç oyuncu kesti. Mesela Kaan falan yedek başlamaya başladı. Öyle bir mevki değiştirdi bir iki oyuncunun. Abi Samet Aybam'ın yapamadığını yaptı. Oyun bak skordan ben bağımsız. Ben hala bekleyeceğim. Skordan bağımsız. Sen o yönden skordan bakıyorsun. Bağımsız. Ben Montella'ya ön yargılı oldum. Hayır herif tarihinin en iyi performansını sergiliyor şu sonuç maçta. Kariyerinin en iyi performansını sergiliyor. Ne Sevilla'da ne Fiorentina'da hiçbir yerde böyle bir teknik adamlık yapamadı ki. 3 maçları yaptığını hiçbir yapsa zaten Türkiye'ye gelmezdi. Yapsa zaten buralarda kalırdı. Yapamadığı için buralarda. İlk defa herif teknik direktörlük yaptı. Bizim Fırat filan kafa yiyordur şimdi. Fiorentina'dayken neredeydin her yerde? Bilmiyorum ben Montella konusunda biraz daha çok kötü yani, hani bu teknik bizim, direktör tercih ederim. Bu bizim iki konumuz ama, var. Ama işte bak ülke futbolunun gerçeği işte böyle bir adam 2-3 tane de, o yüzden diyorum yabancı teknik adam gelsin diye. 2-3 tane değişiklik yaptı birkaç oyuncu kenara aldı. Savunma hattını değiştirdi. Savunmadan orta saha falan bir rotasyon yaptı tak. Balotelli'den bağımsız bir şeye doğru gitti. Yo zaten ben sana itiraz etmiyorum. Benim sadece ama tabii Montella. Yani sen nasıl Altay konusunda daha zaman ve işte yardımcı antrenör, kaleci antrenörün kim ona bak diyorsun. Bana ben Altay olmaz diyorum. Montella için de aynı şeyi bekliyorum. Altay olmaz diye Altay olur daha yani ne kadar olmadan beklentin ama yani Kraft'ı gönderirsen Altay böyle olur. Ya yok ben bir oyuncunun hani günümüz futbolunda kaleci mevkisinin artık sadece reflekslerle yaptığı işle ölçülmemesinden dolayı Altay'ın özellikle bu son karşılaşmadaki top uzaklaştırma, alan kontrolü, çevreyi doğru analiz edip öndeki savunmayı yönlendirme ve diğer parametrelerde
yani hep yetersiz görüyordum. Ankara Gücü'nden beri ben yetersiz görüyordum. O yüzden çok rahatlıkla bu eleştiriyi devam ettiriyorum. Kraft. Düzgün bir kaleci antrenörü şart Altay'a. Hatta her kaleci. Yoksa olmaz abi. Bak Muslera nasıl goller yiyor bu sene. Doğru diyorsun ama Muslera'nın sezon başlangıcı hep kötüdür. Ama artık sezon başlangıcı bitti. 6 hafta. Tamam 6 hafta. 6 hafta kaç Avrupa maçı? Abi Muslera toparlıyordu bu dönemler. Toparlayamadı hala. Kaleci antrenörü. Diyorsun. Peki. Bitirelim be. Bitirelim. Yani bu genel bir değerlendirme oldu. Yine artık biraz daha az yoğunuz. Yani yoğunuz ama daha az yoğunuz. İnşallah daha bunu söylediği günden sonra bir daha biz denk gelemedik bir önceki videodan sonra. Bu videoda denk geliyoruz. Gene bu cümleyi kurdu. Muhtemelen 6 hafta sonra görüşeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Güç sizin olsun. Hoşçakalın.